Merhaba gençler. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. 17. testteyiz. Nükleik asitlerle alakalı bir testimiz var. Şimdi ilk sorumuz gelsin bakalım. Diyor ki bize DNA molekülü ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakalım bir kalsal bilgiyi depo eder mi? Evet bilgiyi depo eder. Bir sonraki nesillere de DNA üzerinden bunu nakletmiş oluruz. Bizim bütün bilgimiz DNA'mızın üzerinde depo halde bekliyor. Hücre yönetimini sağlar. Evet DNA için ne diyoruz? Hem kalıtım hem de yönetim materyalidir diyoruz. Doğru. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Aynen öyle. Bunun bir tane istisnası durum var. İstisnai durumu var. O da nedir? Olgun al yuvar hücreleridir. Al yuvar hücrelerinde gençler. Üretimleri sırasında bunlarda DNA vardır. Çekirdek mevcuttur. Ancak ondan sonra DNA'sını, çekirdeğini falan kaybeder. Ancak bu tarz sorularda bu istisna olarak alınır. Tüm canlı hücrelerde bulunuru doğru olarak kabul ederiz gençler. Gelelim 2. Iki. İkinci soru ne diyor bize bakalım. Yönetici moleküllerle ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiştir. Şimdi bu yönetici molekül dediğimiz kavram bence burada çok doğru kullanılmamış. Nükleik asitler, içinde nükleotit olan yapılar gibisinden olsaymış daha güzel olunmuş. Neden öyle diyorum? Şimdi bak eşlenebilme protein sentezine görev alma ve yapı birimi nükleotittir diyor. X üçünde de tamamsa X dediğimiz arkadaş bir DNA'dır. Y ve Z dediğimizse RNA ve bir de ne kalıyor bize? ATP hangi hangisi olduğunu bilmiyoruz. Verilmiş burada. E, ondan dolayı üçünden seçeceğiz bu soruda. Buna göre demiş X, Y, Z molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılamaz? x çift sarmallıdır. Doğru bir ifade çünkü DNA'yı yapıştırdım ben ona. Eşlenebilir dediğinden dolayı bunun DNA olduğunu çıkardım. Y hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir. Evet olabilir gençler. Y dediğimiz bir ATP olabilir. Z RNA molekülü olabilir. Evet Z de RNA olabilir. Birine RNA diğerine ATP dedim çünkü. X ve Y riboz taşır demiş. X dediğimiz adama ne demiştik biz? DNA. O zaman DNA'nın içerisinde ne olacak? deoksiriboz olması lazım. Deoksiriboz olmalı bu gözden kaçmaması lazım gençler. O yüzden de D seçeneği yanlış. Y tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir. Evet RNA da üretilir. ATP de üretilir. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Satır arasında orada ribozu sıkıştırmış. Bir nükleik asitin DNA ya da RNA olduğunu nelere bakarak anlayabiliriz demiş. Şimdi DNA ve RNA'da farklılıklara bakalım şöyle yazalım. DNA dediğimiz arkadaşlar ne var? Adenin bazı var, guanin bazı var, stozin bazı var ve timin bazı var. Şeker olarak da deoksi riboz şekerimiz var. Karşılığına geçtiğimizde RNA dediğimiz arkadaşlar ne var? Adenin var, guanin var, stozin var ve urasil var. Şeker olarak da ne var arkadaşlar? Riboz var. İkisinde de fosfat olarak inorganik fosfat mevcut. Bir numara adenin nükleotiti. En tehlikelisi bu soruda bu şıktır gençler. Adenin bazı demiyor bize. Adenin nükleotiti diyor. Yani bir adenin nükleotiti yazdığınızda baz olarak adenin bazını aldınız. Yan tarafına bir tane şeker almanız gerekiyor. Bu şeker gençler riboz şekeri de olabilir. Deoksiriboz şekeri de olur. O zaman adenin nükleotitine baktığımda muhakkak bunlardan biri vardır. Riboz varsa demek ki RNA olduğunu anlarım. Deoksiriboz şekeri varsa o zaman da bunun bir DNA olduğunu anlarım. Demek ki adenin nükleotidine baktığım zaman bunun hangi nükleik asit çeşidi olduğunu anlayabilirim. Ama soru da sana adenin bazıymış gibi anlamını sağlamaya çalışıyor. Dikkat et buraya düşebiliriz. Fosfata bakarak anlayamam çünkü ikisinde de aynı fosfat var. 5 karbonlu şekerine bakarak pek tabii ki anlarım zaten. Direkt olarak bu bize nükleik asitin şeklini veriyor. ismini veriyor zaten değil mi? Deoksiribo, ribo diyor zaten burada. 1 ve 3 numara olacak. Cevabımız değil mi? Yola devam. Bir nükleik asitin şekli verilmiş. Nükleik asitte şu arada bir arkadaş var. Ne var? Urasil var. Ben bu urasile bakarak bunun bir ribonükleik asit olduğunu anladım. Bu nükleik asit çeşidi için demiş hangileri söylenebilir? Ribonükleik asittir yani bir RNA'dır diyor. Evet buradan anladım zaten urasilden. Protein sentezinde görev yapar. RNA'ların tamamı görev yapar. Riboz şekeri bulundurur. RNA olduğunu anladıktan sonra riboz şekeri bulundurur da zaten kavradım. Bu uğrasını gördükten sonra iş kolay. Bunu yakalayamazsan iş biraz zor da zaten direkt olarak koymuş ortaya. O zaman üçü de söylenebilir diyorum. Geldik 5'e. DNA'nın bir bölümüne ait baz dizilimi verilmiştir. Buna göre bu DNA molekülünün birinci zincirinin baz dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Birinci zincire bakalım. Birinci zincir dediğimiz arkadaş ne? Şöyle kırmızıyla bir çizeyim ben bu adamı şöyle sonra kafamız karışmasın değil mi şöyle Şimdi AA'ların karşısına ne koyacağım Tleri koyacağım şöyle bir TTT <laughs> koydum Şimdi AG'nin karşısına da ne koyacağım timin koydum Stozin koydum stozin koydum devam ediyorum Stozin stozinin karşısına guanin guanin ve adeninin karşı şey timinin karşısına da adenini koydum o zaman Ttt. T, C, C, G, G, A. Neredeymiş? T, 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 C, C ve diğeri G, G, A olacak. G, G, A neredeymiş? Bu orta. E şıkkında cevabımız gençtir. Hidrojen bağ sayısı ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde pürin ve pürimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir? Önce şu pürin ve pürimidine bakalım. Pürün dediğimiz neydi bizim? Adenin artı guanin. Bunlara pürün deniyordu. Pirimidin dediğimiz yapı neydi? Bunların da diğer karşılığıydı. Pirimidinler ise tek odacıklı olanlardı değil mi? Kimden bahsediyor bize? Bir DNA'dan bahsediyor. O zaman timindir, stozindir. Doğru mu? E adenin sayısı timine eşit, guanin sayısı stozine eşit olduğu için bunlar birbirleriyle eşleniyorlar çünkü değil mi? Adenin karşılığında timin var, guanin karşılığında da stozin var. Doğal birbirlerine eşitse bunların oranları ne olacak? 1 olacak. Ama hocam burada hidrojen bağı sayısı toplam guanin falan bunlar hiç kullanmayacak mıyız? Kullanmayacağız. Bunlar tamamen kafanı karıştırmak için yazılmış oraya. Bir soru olay burada. Pürin eşittir. pirimidin olacağı için birdir oranları diyeceğiz. RNA, RNA'nın altını çizelim. Molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylar ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Grafiklerin hepsine böyle üstün bakıyorum. A bir de bakıyorum Kim? daha önce DNA'da görmeye alışık olduğumuz arkadaşı vermiş miktarı azalır diyor. Ne demek istiyor? Bu timinin azalması demek RNA'da bunu kullanıyor demeye çalışıyor. Kullanamaz değil mi? Bunu çizemem. Bak RNA'da fosfat kullanır azalmış. Riboz kullanır. Enzimler sabittir her zaman. ATP kullandığı için miktar azalmış. Tamam ama timin olmaz burada. Bu tarz sorularda şıklara bir bakıp böyle Hemen biraz uyanık olacağız. Oradan hemen yapıştırırız. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında verilenlerden hangilerin azalması beklenmez? Yani DNA replikasyonunda yeni bir DNA yapacağım. Doğru mudur? Bu DNA için ATP kullanır mıyım? Kullanırım. O zaman ATP'nin sayısı ne olur? Azalır. Riboz kullanır mıyım? Hayır kullanmam. O zaman ribozda işim yok. Enzim görev yapar mı? Kullanır mı demiyorum. Görev yapar. E azalır mı? Hayır azalmaz. Enzimlerin miktarı sabittir. Çünkü katalizör bunlar. Adenin nükleotidi kullanır mıyım? Evet kullanırım. Adeninin sayısı azalır mı? Azalır. DNA'da kullanacağım da adenin deoksiribonükleotit olacağından dolayı bunun sayısı da azalacak. O zaman riboz ve enzimin miktarı azalmayacaktır diyeceğiz. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili hangileri hesaplanabilir? Hesaplayalım, kafamıza göre yazalım. Bize diyor ki adenin sayısını biliyorum ben diyor. Ben de yazayım kafama göre 20 tane adenin var diyeyim. Bir de neyi biliyorum diyor. Toplam nükleotit sayısını da biliyorum diyor. Toplam nükleotit sayısına da tamamen kafama göre 100 verdim. Şimdi buna göre diyor. Tek zincirindeki nükleotit sayısını bulur muyum? Toplam nükleotit sayısı 100 ise tek zincirindeki de bunun yarısı olacak. Yani 50'dir yazdım. Toplam guanin sayısını bulabilir miyim? Hemen buladım. Adenin sayısı 20 ise Etimin sayısı da 20'dir. 20-20 etti mi 40. 60'dan 40'ı çıkardığımız zaman, pardon 100'den 40'ı çıkardığımız zaman 60 nükleotit kalıyor. Bu 60 nükleotitin yarısı yani 30 tanesi guanin, 30 tanesi de stozin olacak. O zaman toplam guanin sayısını ne yazdım? 30 yazarım. Hidrojen bağ sayısını bulabilir miyim? Hidrojen bağ sayısı 2A artı 3G formülüyle bulunuyor. A sayısını biliyor muyum? Evet biliyorum. 20. 20 çarpı 2. Artı guanin sayısını da biliyorum. 3 çarpı 30'dan. Ne olacak burası? 130'da burası olması lazım. O zaman bunu da buldum. 130 diye de buldum. 3'ünü de bulabiliyormuşum. Tamamen kendi kafama göre sayılar verdim. Adenin ve toplam nükleot bilindiği dediği için gördüğünüz gibi 3'ünü de direkt olarak bulabildim. Şu 2A artı 3G'de gençler Zayıf hidrojen bağı sayısındaki formülümüzdü değil mi? Adeninler 2 ile çünkü adenin etimin arasında 2 tane bağ. Guaninleri 3 ile çarpıyorum. Çünkü guanin stozin arasında da 3'lü zayıf hidrojen bağı olduğu için. Stozin nükleotitinin yapı taşları ABC şeklinde verilmiştir. Stozin nükleotiti demiş bu riboz mu deoksiriboz mu olduğu belli değil. Belirtilen kısımlarla ilgili. RNA ve DNA'da A kısmı tamamen aynıdır. A kısmı dediği azotlu baz değil mi? Azotlu baz ne olacak? Stozin olacak değil mi? Stozin olacak doğru demiş. C tüm nükleotitlerde değişmez. C dediği fosfat inorganik fosfattır. Bütün nükleotitlerde aynıdır doğru. B riboz şekeri ise RNA nükleotitidir. Evet B'nin yerine şuraya riboz koyacak olursanız o zaman ne olacak? Bizim yazdığımız bir durum nedir? RNA'dır diyeceğiz. 3'ü de doğruymuş. Yapıştır devam. Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili olarak tek zincirindeki tek zincirde ben yine sayılar vereyim. Tek zincirdeki nükleotit sayısı biliniyormuş. Yine buna da 100 diyelim. O zaman diğer zincirde de 100 olacağı için toplam DNA'da bulunan nükleotit sayısı 200 müdür? 200'dür. Nükleotit sayısı fosfat sayısına eşittir. E öyle her nükleotitte bir tane fosfat olduğu için birbirlerine eşit olacağı net. Bir nükleotit çizdiğimiz zaman bir bazımız var. Yanında bir tane şekerimiz var şöyle. Yan tarafında da bir tane fosfat var. Fosfat, şeker, baz. E fosfat sayısı bütün nükleotit sayısına eşit zaten. Adenin nükleotit sayısı timin nükleotit sayısına eşittir. DNA mı vermiş? Evet. Bu tarz sorulara da dikkat etmeniz lazım. RNA'da verebilir. Vermiş o zaman adenin sayısı timin sayısına eşittir. A eşit T diyorduk. Doğrudur. Pirin nükleotitleri sayısı primidin nükleotit sayısından fazladır. Yanlış. Az önce görmüştük. Pirin dediğimiz adenin artı guanindi. Bu timin artı stozin eşit olacak. Kim için? DNA için. Doğru olarak yanlış. Guanin nükleotit sayısı fosfat nükleotit sayısının yarısıdır. Böyle bir ifade verilmiş değil. Onu da bilmiyoruz zaten. Sadece biz neyi biliyoruz? Tek zincirinde bulunan nükleotit sayısını biliyoruz. Bunu ne kadarı guanin, ne kadarı adenin, ne kadarı stozin onu bilmediğimiz için onunla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz. Söylenebilir dediğine ne diyeceğiz? A seçeneğini vermiş olmamız gerekiyor gençler. Geldim son soruma. DNA'nın hücredeki görevleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? Genetik bilginin yavru lölleri aktarılmasını sağlar. Evet kalıtımı sağlayacak olan arkadaş buydu değil mi? kalıtımdan sorumlu olan bu olduğu için bilgimize de doğru diyeceğiz. Sentezlenecek proteinle ilgili şifreyi bu verir. Ne şekilde veriyordu? Üstünde bulunan kodlar şeklinde veriyordu değil mi? Doğru. Protein sentezinde kodlar, sonra kodonlar, oradan antikodonlar sentezleniyordu. Ribozoma bağlanarak amino asitlerin peptitleşmesini sağlar. Ribozoma bağlanarak amino asitlerin peptitleşmesini sağlayacak olan arkadaş bu değil. Bu kim olacak? RNA olacak değil mi? RNA'nın görevidir. mRNA, rRNA, tRNA burada bariz bir şekilde görev alıyor diyeceğiz. O zaman bu ifade yanlıştır diyeceğiz. O zaman 1-2 yani D seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Evet genç arkadaşlar kazanım kavramı 17. Çok kafayı karıştıracak bir soru olduğunu düşünmüyorum burada. Bir iki tane dikkat sorusu var. Dikkat ettiğiniz usulde çok da bir problem yok. Sonuçta TYT soruları ve aman aman da zor bilgi sorusu sormuyorlar. Evet gençler görüşürüz. Eyvallah.